Heves edip bir şey almaya çıksak hiçbir şekilde alamıyoruz. Çünkü zaten kazandığımız ne ki alalım? Ya geldim yine kemoterapi görecek. Ya şimdi vallahi cebimde 100 lira para var. Onda borç buldum aldım geldim. Eski yıllara bakaraktan tabii alım gücümüz düştü ama... Ülke ekonomisi günümüzde oldukça hareketli ilerliyor. Bu hareketli süreçte pandeminin de etkisiyle birlikte vatandaşlar zor zamanlar geçiriyor. Bakalım Kayseri halkı ülke ekonomisi hakkında neler düşünüyor? Hanım kızım, ekonomimiz bugün için esnaflar, küçük orta ölçekli esnaflarla ilgili çok büyük bir ciddi sıkıntılar var. Esnafla ilgili olarak. Tarımdan ilgili bende tarımcılık da var. Geçen sene aldığımız gübrenin fiyatı 280-290 kuruştu. Bugün 450 kuruş. Biz her yönüyle ilgili çökmüş vaziyetteyiz. Esnaf ve çiftçi olarak yani baktığımız zaman çiftçi. Aynı zamanda ben elektrik taşeronluğu ve elektrik müteahhitliği yapıyorum. Geçen seneki aldığım kablolar bu ve malzemesi %50 iken şimdi %170, %125'e çıktı. Bunun daha ekonomiyle ilgili sıkıntı olmakta hangi ne olabilir? Onun için devletimizden, Sayın Reis Cumhurumuzdan bunlara bir el atmasını istiyoruz. Küçük esnafı ölçekli olanlara yardımcı olmasını diliyoruz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Çok iyi ekonomi. Siz bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? Fazlasıyla karşılıyor. Yani fazla fazla karşılıyor elhamdülillah. Zor. Kolay bir şey demek değil. Ama alışveriş merkezleri yeni açıldı. Toplum dışarıda. Bir canlılık var. Ben yurt dışından geliyorum ama şunu söyleyebilirim. Yurt dışından daha canlı. Ekonomide bir ilerleme var. Bence kısa bir zaman sonra, yaklaşık 4-5 ay sonra, koronavirüsü aşıları bittikten sonra tekrar yeniden Türk ekonomisinin büyüyeceğine inanıyorum ve güveniyorum. Vallahi şu anda ekonomimizin hiç iyi bir çıkarı dolu da değil yani. Biliyoruz, görüyoruz. Yani orta tabaka, alt tabakanın hali perişan durumda. Yukarı tabakadaki insanlar da yaşıyorlar, güzel yaşıyorlar. Hatta hep perişan durumda. İyi bir durum değil yani. Allah sonumuzu hayır getirsin. Peki ekonomimizi nasıl normal hale, güzel hale getirebiliriz? Harcamalarımıza dikkat edeceğiz. Yani baştan yukarıdaki insanlar harcamalarına dikkat ederse alt tabaka normal insan vatandaşlarımız da ona bakarlar, kendi tedbirlerini alırlar, tasarruflarını yaparlar. O şekilde herhalde düzeye çıkarız inşallah. Ekonomi çok kötü gidiyor Türkiye'de. Pandemin dolayısıyla çok kötü gidiyor. Hiç kimse bir destek de almadı. Esnaflar kan ağlıyor. Biz de dahil, ben de bir esnafım, bir kutucu olarak. Buraya geldim, herhangi bir verim alamadım yani. Ekonomimizi bu pandemi sürecinden önce daha iyi buluyordum. Ama işte bu Covid pandemi süreci başlayınca biraz daha ister istemez kapanmalardan dolayı sıkıntılar yaşadığımızı düşünüyorum. Özellikle esnaf kısmı daha çok sıkıntı yaşadı kapanmalardan dolayı. İnşallah iyi olur diyoruz bundan sonraki süreçte de. Hakkımızda hayırlısı. Siz ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabiliyor musunuz? Ya esnaf olduğumuz için çok şükür diyorum ama hani sağdan soldan duyduklarımız çevremizde sıkıntılı süreç yaşayan bayağı arkadaşlarımız var. Bilmiyorum hani zaman gösterecek, inşallah iyi olur diyoruz. Hiç iyi bulmuyorum. Hani herhangi bir yönelik olaraktan hiçbir şey yapamıyoruz zaten. Heves edip bir şey almaya çıksak hiçbir şekilde alamıyoruz. Çünkü zaten kazandığımız ne ki alalım? Her şeyin fiyatları uçuyor malum. Hiçbir şekilde yani eski dönem kalmadı. Bir şeyin yanına yaklaşamıyoruz. Zaten bir öğrenci olarak kendi harçlığımızı bile çıkartamıyoruz bir yerde çalışıp. Her şey çok yüksek yani. Yanına yaklaşılmıyor. Ekonomimiz çok kötü şu anda. Ben esnafım, siftahsız dükkan kapatıyorum. Yani gidişat kötü. Allah herkesin bütün yani Türk milletinin yardımcısı olsun. Ne olacak belli değil. Gidişat iyi değil. Sadece bunu biliyorum ben. Ben siftahsız dükkan kapatırsam karşıdan gelen mesela toptancılardan ben mal alamıyorum. O, yani bu zincirleme halka gidiyor. Ekonomi öyle kötüleşiyor işte. Ben müşteriye satış yapacağım ki karşımdaki insanın da geldiği zaman mal alacağım. Şu anda hiçbir şey alamıyor, satamıyor. Peki ekonomimizi nasıl güzel hale, normal hale getirebiliriz? Vallahi onu bilemem de onu başımızdakilerin düşünmesi lazım. Yani bu gidişata birilerinin bir dur demesi lazım. Cumhurbaşkanımız yani
Bunun bir çözümünü bulması lazım, üretmesi lazım. Esnafa bir hibe veriyor, veriyor dedi. Ben daha 3000 lira hibe aldım. Başka hiçbir şey almadım. Yani bu şeylerle olmaz. Düzgünce, adil bir şekilde paylaşım olsa ben vergimi çatır çatır veriyorum ama sadece bana verdikleri 3000 lira hibe, başka hiçbir şey almadım. 1 lira almadım başka. Hep dendi veriliyor veriliyor, 3000 lira aldım. 3000 lirayla olacak iş mi? Kaç senedir, biz 1,5 senedir doğru düzgün iş yapamıyor esnaf. 3000 lirayla kurtarır mı? Anlamıyorum ben, ne olacak, sonumuz Allah hayır getirsin. Peki 3000 liralık hibe desteği size yeterli oldu mu? Olmadı, dişimizin koyuna gitmedi. O ne yaptım? Eşim hastaydı. Vallahi ondan onu harcadım. Yani bir borca yatıramadım. Yani geldim yine kemoterapi görecek eşim. Vallahi cebimde 100 lira para var. Onda o borç buldum, aldım geldim. O kadar kötüyük yani. Ya pek hiç acıdı değil şu an. Yani eski yıllara bakaraktan tabii alım gücümüz düştü ama ya biraz daha iyi olabilirdi ama bunun tabii üretimi yapmamakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ya biraz daha iyileştirilebilir bence bazı konularda. Ekonomi daha iyiye şöyle gidebilir. Herkes bir şekilde ipin ucundan tutarak, yani daha iyi yerlere gelebiliriz. Ama buna tabii herkes bir kişiye atıfta bulunuyor ama biraz daha iyi olabilir yani kendimizden başlayaraktan.